Normalleşme süreci için gözler Ramazan Bayramı'nın sonrasında o süreye kadar salgın önlemleri yeniden ele alınacak. Vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Bu illerin korunması içinse tersine karantina uygulamasının hayata geçirilmesi de gündemde. Bütün bakanlıklarla e, normalleşmenin e, nasıl e, hangi tedbirlerle e, yapılacağıyla ilgili bir takım görüşler alıyoruz. Normalleşme takvimi için çalışmalar sürüyor. Kilit tarih 5 Haziran yani Ramazan bayramının hemen sonrası. Bu ay boyunca bir takım tedbirleri devam ettirerek e, nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanınca da kamuoyuna bu açıklamalar zaten e, ilgililerce yapılmış olur. Bayrama kadar geçen sürede salgın önlemleri yeniden ele alınacak. Vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Bu illerde temel önlemlerin alınmasıyla sosyal hayatın yeniden başlatılması gündemde. Vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için tersine karantina uygulamasının hayata geçirilmesi de gündemde. Bu uygulamayla benzer verilere sahip komşu iller birbiriyle iletişime geçebilecek veya sadece il sınırları içinde serbeste sağlanacak. Şehirler arası hareketliliğe izin verilmeyecek. Şu ana kadar bu kriterlere uyan 15 civarında il var. Bartın, Gümüşhane, Burdur ve Tunceli o iller arasında. Ancak henüz pik yani vaka sayısında en yükseği görmeyen ve salgının sürdüğü Anadolu kentleri de bulunuyor. Bu kentlerin güz aylarında ikinci dalga riski oluşturabileceği belirtiliyor. İşte bu nedenle uzmanlara göre vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir. Eğer bayramın etkisiyle vaka sayıları artarsa farklı önlemlerin alınması gerekebilir. Bu nedenle 5 Haziran'da ortaya çıkacak verilerin yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.